Yeşilin Kalbi sloganıyla yola çıkan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın 2022 yılında yapmış olduğu çalışmaları oy veren seçmenlerine sorduk. Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken belediyeler çalışmalarını geride bıraktı. Peki belediyeler bir yıl boyunca neler yaptı? Bu hizmetlerden vatandaş haberdar mı? Bugün Haliliye Belediyesi'nin çalışmalarını kentteki vatandaşlara soracağız. Mükemmel buluyorum. Çalışıyorlar yani, sağ ol. Sağ ol. Vallahi pek fazla şey görmüyorum çalışmasını. Yakından da takip ediyorum. Yani güzel. Güzel çalışıyoruz. Kentteki vatandaşlar Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın çalışmalarını değerlendirdi. Kimi vatandaş yeşil alan talebinde bulunurken kimi vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan gayet memnun olduklarını dile getirdi. Halil Bey. Göreve geldiği günden bu yana daha güzel bir Haliliye için çeşitli çalışmalar yapan Mehmet Can Polat, 2022 yılında da İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, Karşıyaka Kompleksi, Sancaktar Kompleksi gibi birçok projeyi Haliliyeli vatandaşların hizmetine sundu. Cevap verse gençler için daha iyi olur. Diğer yılın da iyi. Başka bir şey yok. Diğer çalışmalardan memnun. Memnunuz. İyi çalışıyor. Yok. Çalışmalarını yakından takip ediyor musunuz? Vallahi yok diyor. İyi çalışıyor. Çalışmaları da takip ediyoruz. Güzel çalışıyoruz. Daha güzel çalışmalarını istiyoruz. Ne gibi talepleriniz var 2023 yılında? Güzel geçsin, başarılı. Can sağlığı huzur olsun. Yani parklar, bahçeler işte temizleniyor, yollar yapılıyor, yani yapılacak ne varsa onları yapıyor, yapıldı. Başka da benim bir şeyim, önerim yok çünkü ben emekliyim yani. 10 numara yani bence. Sen pazarları her yere gerekli yani. Vatandaş olarak çalışmalardan memnun musun? Çok memnunum ben. Peki vatandaş olarak kentimiz için, Haliliye için Başkan Can Polat'tan talepleriniz neler? Taleplerimiz işte biraz iyi çalışmaları gerekiyor. Halkın yanında olsunlar. Normal biliyoruz.